farklı. Şimdi kesitsel anatomiyi anlatacağız. Burada nükleusları görmemiz ve bazı kraniyel sinirleri görmemiz önemli. İlk kesitte sadece önemli olan şu, ortada seyreden fax cerebri var, dromedar uzantısı. Onun dışında şurada ve şurada sinir sagittal superior'u göreceğiz. İkinci kesitte yine aynı şekilde fax cerebri ve sinir sagittal superior'lar önemli. Üçüncü kesite geldiğimizde lateral ventrikülleri görmeye başlıyoruz. Bu lateral ventrikülerin ortasında şuradaki kısım septum pellucidum. Bu içerindeki daha böyle kırmızı mavi gördüklerimiz ise plexus choroideus'lar. Şurası sinus sagittal superior, burası da sinus sagittal superior. Ama şu fax cerebrinin sonundaki burası sinus sagittal inferior. Şimdi şurada küçüklerin de önemli olabileceği söylendi. Şunlar... Biz kaçtık? 5'e. Dördüncü kesitteyiz. Şimdi buradaki küçük şeylerin de önemli olduğu söylendi. Şuradaki arteri supratroklearesler, supraorbitalesler, şu yandaki nervus auriculotemporalis, arteriye vene nervus. Şunlar arteriye vene nervus zygomaticotemporalesler. Şunlar da arteriye vene nervus occipitalesler. Yani çok zorlamak isterlerse sorarlar gibime geliyor. Şimdi dördüncü kesitte neleri görüyoruz? Sinus frontalesler başladı şurada. Ondan sonra burada gördüğümüz bazal ganglionlar var. Şuradan başlayalım. Şurası lobus insularis. Şu bölgenin tamamı. Şurası klosturum, şu ince çizgi şeklinde olan. Klosturumun dışındaki şu beyaz alan kapsula ekstrema. Klosturumun içinde kalan şu beyaz alan kapsula eksterna. Şurası dışarıda gördüğümüz şey, koyu olan kısım. Putamen, onun içinde gördüğümüz beyazlık ise globus pallidus. İkisine birden nükleus dentiform isteyeceğiz. Şurası tamamen kapsula interna oluyor. Böyle V şeklinde. Kapsula interna'nın anteriyoru, genusu ve posterior kısımları. Şurada talamusu görüyoruz. Şunun ikisi de talamus. Şurada yine lateral ventrikülün korna anteriorları ya da korna frontaleleri. İkisi de aynı şey. Ve onların yanında da nükleus caudatus'un kapısını görüyoruz. Şurada lateral ventriküllerin korna posteriorlarını görüyoruz. Evet, 5. makete kesite geçelim. 5. kesite geçtiğimizde burada farklı olarak ne görüyoruz? Şuradaki farklılaşmayı görüyoruz. Şu ortadaki epitalamus. Epitalamusun altında şurada iki tane küçük küçük gördüğümüz corpus mamillareler. Şunlara corpus mamillare, corpus mamillare'nin altındaki şu kısımda commissura anterior olacak. Bir de şeyi söyleyelim, şu direkt bu kemiğin içerisinde görünen kırmızılar arteriye meningeye medie, bu herkeste var, herkeste kemiğin içindekiler arteriye meningeye medie olacak. 6. kesite geçiyoruz. Şimdi burada daha detaylı bir yapı var. İlk başta yine sinus frontalisleri görüyoruz. Şurada artık orbita boşlukları görülmeye başlamış. İçeri doğru geçtikçe şurada gördüğümüz arteria cerebra anterior. Şurası. Şu arteria cerebra anterior. Ondan sonra tractus opticus'ları, chiasma opticum'u ve nervus opticus'ları görüyoruz. İlk başta gelenler tractus, chiasmayı oluşturuyor ve sonra nervus opticus şeklinde devam ediyor. Onların yanında arteria cerebra medialları göreceğiz. Şu büyük olan arterler. Ondan sonra şurası hipofiz cerebri. Hemen chiasma opticum'un altındaki beyazlık. Şurası hipofiz cerebri. Ondan sonra hipofiz cerebrinin altındakiler şunlar, corpus mamillareler. Şu ve şu. Şimdi buraya odaklanalım. Bu kısım önemli. Şu mikifareye benzeyenler. Mikifarenin bu dış beyaz yerleri crus cerebrilar. Burası ve burası crus cerebri. Onun dışında daha böyle içeri kısımda kahverengi gördüklerim substansiya nigralar olacak. Onların içinde şöyle iki tane göz şeklinde gördüğümüz kahverenglikler nükleus ruber. Şurası aquaductus cerebri, boşluk olan orta kısmı. Onun dışında şurada iki tane küçük küçük bir parça görüyoruz. Şu iki küçük yer. Bunlar da tektum mezensefalikim. Şimdi şurası artık buranın tamamı vermis cerebelli. Bu vermis cerebellinin dışını kavrayan şu ince olarak gözüken yerlerde tentorium cerebellum. Ondan sonra artık burada sinus rectus başladı. Bu kesitten itibaren sinus rectus'u görüyoruz.
başka bu keside ekleyeceğimiz diğer keside geçelim. Artık orbitalar daha belirgin oldu. Burası 7. kesit. Şu böyle küçük küçük gördüğümüz sinüs etmoide aileler. Onun altında sinüs sfenoidalisler. Sinüs etmoide aile, sinüs sfenoidalis. Ondan sonra şu gördüğümüz ince sarı olanlar nervus oklomotorius. Nervus oklomotorius'un yanındaki kırmızılıklar arteria cortis internalar. Ve şurada mavi gördüklerimiz sinüs cavernosus oluşturuyor. Ondan sonra burada arteria basilaris'i görüyoruz. Tam şurası. Sonra yine vermis kısmını, cerebellum parçalarını görüyoruz. Buradan nervus optikuslar da belirgin. Tamam, bu keside başka bir şey yok. Bu keside geldik. Büyük olarak neyi görüyoruz? Sinüs rectusları, confluens sinüumu ve sinüs sigmoidosların başlangıç yerini görüyoruz. Bakayım burada var mı? Yoktu. Sonra bu keside nervus trigeminus olacak burada gördüğümüz sinirler. Büyük olanlar nervus trigeminus. Şöyle dal vermiş olanlar ise trigeminus. Trigeminus'un oftalmik dalı şurası. Şurada gördüğümüz arteria cortis interna. Şunlar, şu ve şu. Ondan sonra şurası yine arteria basilaris, şurası yine sinüs cavernosus. Başka bir şey yok. Da buraya gelelim. Burada şu da göreceğimiz şeyler, sinirler, nervus maxillarisler. Şu yatay olanlar, burası ve burası. Şunlar ise tahminimce nervus vestibularis cochlearis olması gerekiyor. Burada var mıydı? Yoktu. Bunlar nervus vestibularis cochlearisler olacak. Şunlar da nervus maxillaris olacak. Bunlar arteria cortis interna, bu da arteria basilaris diye devam ediyor. Şurada gördüklerimiz yine arteria cortis internalar. Bakalım. Tamam, bu maket.